Çimen. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler. Arkadaşlar, Çimen Show'un 4. sezonunda yepyeni bir bölümde sahne Beşiktaş'ta programımız başlıyor. Sağ olun. Uzun bir aradan sonra. Sahne Beşiktaş. Evet. Gösteri için bugün kalkıp gelip bitince dönecek var mı? Vallahi Kocaeli'den. Siz nereden? Sakarya. Siz? Kanka kaldınız. Ben şimdi dönmeyeceğim de yani. Haftaya dönmeyeceğim. Arkadaşlar. Ben askerliğimi yapıyorum burada. Ha, denk geldim. Bu arada siz Kocaeli'den oyun için geldiniz, gideceksiniz. E biz Kocaeli'ye geliyoruz. Yorulmayın ha? Yani. Tarihin önemi. Aa ne? Bugün... Aa ver bak, evlilik yıldönümünüzsün bugün. Evet, evlilik yıldönümümüz bugün. Ne güzel okay. Lan. Şunun için de çok mutlu. Şimdi insanlar geldiğinde plan yapıp eğlenmeye geliyor ya. Bazıları özel bir gününde geliyor. Mesela evlilik yıldönümümüzde hadi Çimen'e gidelim mesela. Eşin Çimenci de ona sürpriz mi? Sen nasıl oldu? Eşim Çimenci, ona sürpriz. Yani. Vay be, ona mesela biletleri nasıl verdin? Yani kendisini aldın. Çok büyük romantik birisi gerçekten be. Evet. Aşkım bak, yıldönümümüz şu an çok seviyorum Çimen'i. Ulan ne güzel başlamıştın, aşağı indin. Yalan söylüyor. Niye? Yalan söylüyor. Kim aldı biletleri? Ben zorla aldırdım. Ha. Evlilik yıldönümüydü, bana bir hediye al, al bunu al dedin. Evet. Sen peki bunu almasaydı başka bir planın mı vardı? Şunu yapalım gibi bir şey mi demiştik sana? Hayır, öyle bir şey yoktu. Zaten normalde sürpriz oluyordu. İlk kez ben isteyerek senin sürprizlerin kalsın. Bu sefer evet. Beraber. Türkiye'nin en romantik ilişkisiyle beraber şu an. Yine ama alacağız saçma sapan şeyler bana. Abi, ben, yine de bence kesinlikle onu da mutlu etmiştir. Şimdi şey çok kıymetli ya. İşte evdesiniz böyle falan. Sen işlesin falan. Doğum günü mesela. Aşkım şu doğum günde benim Çimen'e denk geliyor. Git al diyor ona. Evet. Ne var lan? Hayır. O da çok normal lan. Hayır değil ya. Adam iyice yani. Hayır, biz onlarla Maltaş'ın orada karşı fotoğraf çekildik. Evet. Ne alakası var? Öyle yani. Bir hatıram. O yüzden anlamam. Hayır, çok güzel bir şey. Evet. O çok hoşumuza gidiyor yani. Çimen evet. Buna vesile olması çok hoşumuza evet. Gidiyor. Bu da doğum günü... Tiyatro bileti alacaktım. Aslında eşim de Çimen'i sevdiği için hani o da teklif etti, ben de kabul ettim. Sen hayatım ne alacaktın? Yani. Hangi tiyatroyu alacaktın? Onu o ara araştırma dönemindeydim. Tam araştırma dönemi. Şey yani. Haluk Bilginer, bak oyun, bak bakayım oyun nasıl oyun. Ya, en ucuzunu alırdı. Çocuk tiyatroları bedava. Pazar günü 3'te götürdü bu cevayı. Bakıyor, Beltur'un hangi etkinlikleri var. Aramızda arkadaşlar bu arada model varmış, model. Foto model. Valla konuşabilir miyiz? Lan biz kadın zannettik, sevindik içeride. Kaldırdı ha elini. Sakallı büyük adam. Fazla öyle mi? Biz kulüste bunu model mi? Öyle mi biz kuliste ya? Cem böyle bir mutlu oldu. Aa model varmış dedi. Yani mesela markalar hani böyle tekstil giyim oluyor ya mesela iç çamaşırı aynen. Markaları. Model bulamıyorlar da kendi çalışanı çektirmiş böyle. Oluyor biliyor musun? Adam hiç haberi yok. Köpek gibi. Sen böyle büyük bir markada mısın yoksa öyle yok, kardeşler tekstil? Freelance'di normalde. Ben çalışırken şu an aktif olarak çalışmıyorum da yani. Freelance. Sana nasıl ulaşıyor insanlar model, gel bizim modelimiz ol diye? Yani tanıdıklar. Eş dost. Aracılar aynen öyle. O ne oğlum şey gibi. Jigolo musun oğlum sen? Ben şöyle. Ay senin bir ajansı falan yok mu yani? Zamanında bir ajansa kayıtlıydım. Sonra bir işe gittim. Sonra o işten bağlantılarım ortaya çıktı. Onlar tanıdı işte. Bağlantılar ortaya çıktı. Aynen yani şöyle. Seni işte şurada çalışabiliriz, şu iş yapabiliriz tarzında. Peki isim neydi kardeşim? Berke. Berke açık mısın? Yani. Her şeye açık mısın? Sence? Cem artık gözü karartı. Her şeye açık mısın? Yani açığım evet. Sen niye boşan zannediyorsun? Ne olacaksa olsun. Kır zincirleneceğim. Sen açık mısından ne anladın belki Allah aşkına? Hiçbir şey anlamadım. Oğlum ben de anlamadım. Ne dedin? Modelsin ya. Sonuçta sana evet. Şunu giy diyorlar, onu giyiyorsun. Evet. Ne giydiğine bakıyor. Yani ne giydiğin önemli. Yok, benim için önemli değil ya. Valla. Evet, yani ben sonuç olarak yani cansız bir mankene giydirmiş gibi giydiriyorlar çünkü seni orada. Senin işin evet. Üstündekini taşımak sonuç olarak. Mesela diyelim yüzden... Benim bir seks yapım var. Seni okay. Aradım dedim ki Berke'cim şöyle fotoğraf. Elinde benim ürünler. Parasına bakarım abi. O... Vallahi. Ya fiyat uygun olması lazım. O kadar şeyin altına yatıyorsak. Altına yatmıyorum ben. Sana kerane tanıtımı demedik mi oğlum ya? Mutlaka bekliyoruz yani. İşte o fiyatı yüksek olmak zorunda. Öyle böyle peki şey teklif falan geldi mi sana bu tip böyle daha tabii, iç çamaşırı? Tabii. Ha iç çamaşırı. Evet, yani bir freelance bir şey vardı. Fotoğrafçı vardı. O böyle işte çamurda yatırıp insanları orada model... Öyle öyle. Gerçekten öyle değişik lan, şeyler var yani. Anlayamadık ki sen bir şey... Yani şöyle... Sizi böyle çamura bulayıp aynen, mı çekiyorlar? Aynen, aynen. Ne? Anlatmak istediği ne? Ya, hiçbir fikrim yok. Ben o işe girmedim de normalde o işi teklif ettiler bana. Ben
İstemedim. İstemedim, yok. Çamurda sen ne yapıyorsun? Çamura buluyorlar seni. Kıyafet giydirmiyorlar. Kıyafetsiz. Ha, çılçıplak. Evet. Neyin, ne satıyorlar? Ürün yok. Ürün bir stok. Onu ben bilemem. O kadar onu biliyorum. Ben, bana hani çılçıplak manken bir balımız kalmadı mı? İşte katılmadığım için bilmiyorum. Sadece bu bilgi verdiler bana. Sen niye karşı çıktın ki buna? Olabilirdi. Parası kötüydü. Ha, parası kötüydü. Düşük. Çamura buluyor. Çılçıplak bir de 200 lira. O kadar. Bokun içine çamuru da sen kendin getiriyorsun. Ne geldin? Sevgilimle. Aa, sevgilin var. Ne zamandır sevgilisiniz? 1,5 sene oldu. 1,5 sene. Sen bu arada hobine şey ya, fobine ya da insan yorum... Ne demek o an? O ne demek yani? Yani insanları dış görünüşüne göre kendimce yorumluyorum. Ne şimdi anlamda yorumluyorsun? Ya işte nereden geliyor, ne yapıyor, ne iş yapıyor tarzında. Aa! Veya takıntısı var. Tahminli. Peki, oranın ne? 190 bilirim mi mesela? Yani %60. %60 ama %70 ben. %70 bilirim. %23 onu bize ver. Bu hobi ama yani. Kesin biliyorum diye bir şey demedim ki. Ama yani hobimi insanları yorumlamaksa %60 olduğunu düşünüyorum. Yani ben biraz daha iyiyim diyeyim. Allah ya. Peki, tamam, deneyelim. Mesela. En son ne zaman mesela sevgilisi olduğunu, biriyle olduğunu, en son ne zaman otele gittiğini falan anlar mısın mesela? Anlarım. Allah Allah. Ya da dur. Burada mesela çift olacak. Hı-hı. O çiftteki birisinin onu ötekini aldatıp aldatmadığını anlayabilir misin? Anladım. Gözüne bakıp. Kanka diyelim evet dedik. Adam evet doğru vallahi bilir. Önemli değil. Ha, buradaki bir söylemezdi zaten. Sen ya, sorun soru ya. Biz çamur atalım izi kalsın kardeşim ya. Çamur atacaktı en doğru adamı bulaşık. Hayır, daha ne olacak? Şey yapabilir yani şu an. Daha deneyebilirim. Belki neyi bilebiliriz? Sen bir insanla daha çok neyi bilebiliriz? İşini. İşini Allah Allah. Evet. Peki sana birinin işini soracağım. Tamam. Tahminen. Tamam. Önde çok şık bir hanımefendi var. Rengarenk saçları harika. Sence kendisi ne iş yapıyordur? Resmi. Yani muhtemelen internetten para kazanıyor. Fax'tan kazanıyor. Fax. Sen sana fax çekiyor. İnternette para kazanmıyor mu? Bilemedim. Tamam. Bilemedim, başka. Evet. Başka. %60. 10 kişiye daha soralım. 6'sını. Tamam. Yanındaki sevgilin ne iş yapıyor? Sence onu bilirsin belki. Hani oranı yükseltmek için diyorum. Kabin memuru o. Kabin memuru musun hayat? Evet. Konuşabilir miyiz bana sevgilinle? Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. Nereden buldun bu insan sarrafını? Arkadaş ortamından tanıştık. Aa, valla. Evet. Sen mesela sevgilinle işe bedettikleri zaman mesela baban sorsa şey mi diyorsun, model? Babamın haberi yok. Aa! Haberi yok mu? Evet, annemin haberi var. Yani babanla ne zaman tanışacaksın? Bilmiyorum. Ya babam Trabzonlu olduğu için çekiniyorum. Biraz Karadenizliler. İşinden dolayı mı? Evlerine kadar tanıştırır mı? Babam dövme karşıtı bir insan, öyle söyleyeyim. Dövme karşıtı? Evet. Senin dövmen mi var? Çok. Her nerelerinde? Boynunda. Tamam, kolunda, dövme karşı. Elinde. Çok dövme var lan. Aynen. Ne olacak? Onu çamura bula. Sike sike bulanacaksın gibi. Güzel kardeşim. Galiba hakikaten öyle bir şey olacak yani. Hani kader onu... Peki baban şöyle mesela dövmeleri çok falan var ya. Baban dedi ki bu ne ya, her yeri dövmeli, böyle adam istemem dedi. O sıra Berke'ye sırtını bir dönüyor. Dev gibi babanın kafası. O hoşuna gider mi? Ejderha göte doğru iniyor. Değişik. Var ejderha dövmesi. Ejderha mı? Nerede? Nereye kadar gidiyor? İniyor mu? Al sana insan sarfı bak, her şeyi götüne kadar biniyor herif. Aramızda arkadaşlar bir nalbant varmış. İki böyle... tane nalbant var. Öyle mi? Yan yana mısınız? Evet, iki tane. Merhaba. Ula. Nalbant bize hiç gelmedi bugüne kadar galiba. İlk defa Çimen'de bir nalbant izleyicimiz oldu. İstanbul'da arasanız zaten birkaç tane var gibi sayılır. Ne? Ne? Biraz az, yakın abi. Zaten az varız. O yüzden denk gelmezsiniz. Vay be, nalbantsınız he? Aynen öyle. Atın bugün nal çekiyorsunuz. Çakıyoruz abi, evet. Nalbanta bak, çakarız abi her türlü. At olur, eşek olur. Sadece nal mı çakıyorsunuz? Nal çakıyoruz evet. Lağman başka, sizlik değil. O da mı var? Veteriner iş o. Ha, sizlik değil o. Siz sadece nal çakıyorsunuz. Biz sadece nal çakıyoruz evet. Sen torbacı mısın oğlum? Ne bir şey konuşuyorsun? Yaparız, onu da yaparız. Senin ata ne lazım? Allah Allah. Siz ama yarış atı mı yoksa böyle çok zenginlerin atları olur ya? Kulvarları değişiyor tabii ki. Yani hemen hemen hepsini yapabiliyoruz. Fakat sistemi biraz stili farklı olduğu için biz... Konkur, engel atlama atları. Hocam çok böyle, atlardan böyle konuşuyorsun sen. Oradan bir zaten sessizlik... sakin olmak gerekiyor. Yani, değil mi? Oradan İşimiz sakin. Yanarız yani. Tamam, biz şahlanmayız oğlum. Rahat olun, biz konuşuyoruz. Normalde bir şey konuşuyorsun. Nasıl yaklaşırsan öyle. Arkadaşın da nalbant değil mi? Aynen o. Ha, onunla bir konuşalım kankam. O bir de kankam. Okuldan da alaylı. Peki. Biraz daha. Ben çocuk... Hem alaylı hem okul. Uyutacağım zaman seni çağırırım benim oğlan.
Hocam merhaba. Merhabalar. Ha, gel şehir içinde gel be. Ha, şimdi siz galiba aynı yerdesiniz. Evet, beraberiz. Okey, bir yarış atları mı sizin? Yani... Yok, daha çok yarıştan çıkan atlarını alıyoruz. Yarıştan çıkan atlar mı? Emekli atları. Yani safaride doğada kullanılan atları. İşte çiftliklerde, binek yerlerinde kullanılan atları. Ha, 200 TL o atlar. Aynen o. Peki neden yarış atlarını yapmıyorsunuz? Onlar yani orası farklı bir kulvar. Bizim bir dakika, şöyle bir şey olabilir mi? Siz demek ki yeteri kadar profesyonel nalbant değilsiniz de size emekli atları veriyorlar gibi bir şey olabilir mi? Yok, aslında bizim atlar daha değerli Avrupa'dan geldiği için. Emekli atlar. Yani hem emekli atlar yarıştan çıkan hem de engel atlama konkur atları. Engel Avrupa'dan atlama. Gelen emekli atla Türkiye'deki... Yok, onlar emekli değil. Normal onlar böyle geziyorlar falan. Normal kullanılan atlar emekli. Her yeri müzikler cami alın. Türkiye'deki EYT'li ama onun yaştan kayacaktık ya. Yok, fark yok. At at yani. Hepsine çakıyoruz. Ne zaman ben 4 nala koşabilirim? Hiç bilmiyorum. Yani size bağlı. 10 dakika içinde de koşabilirsiniz. 10 ay içinde de. Yani at kaçarsa diyorsun 10 dakika yani. yani ben... binik direp de koşabilirsiniz. İsteyerek oğlum. Normalde bindim at beni götürüyor. Yani bilinmez. Ortalama 10 derste 4 nala istediğiniz gibi sürebilirsiniz. Allah Allah. Evet. At binen var mı? Kılıç kuşan anlamına şakaya bak. At hakikaten ben hiç binmediğim için bilmiyorum. Yani çok farklı bir deneyim. Dedemin atı var sadece ama yani o da böyle herkesin hani dedesinin araba... atı varmış evet. Hı? Herkesin dedesinin atı varmış. Çiftliğe her gelen onu söylüyor. Oğlum, bu nasıl bir genelleme lan? Herkesin dedesinin atı vardır. İsim neydi kardeşim? Tarık. Tarık, çok memnun olduk. Şu an tam ihtiyacımız olan seyircimizle konuşmak istiyoruz şu anda. Teşekkür ederiz Tarık, sağ ol. Mutluluk terapisti varmış. Vallahi konuşabilir miyiz? Bak, tabii ki derken bile ne kadar işte. Şey. Pozitif. Tabii ki. Evet, iş yerimde herkese mutluluk dağıtıyorum. Şöyle anlatayım. Her problemde, en ufak bir problemde mesela... Şöyle bir problem de bile bize geliyorlar. Ben böyle oturduğumda sandalyeme rahatsız oluyorum diye arıyorlar. Bir dakika, çok özür dilerim. Şöyle mi arıyorlar? Ya Hüseyin abi, ben böyle yamuldum. Çok mutsuzum, ne yapmam lazım? Evet, evet. Ben de onlara öyle oturma diyorum. Tamam. Sen var ya... Acayip iş yaparsın. Bunu izleyen var ya, herkes yani, sana gelir abi. Hani şey, bir fıkra var ya... Çok güzel. Dokununca ağrıyor, buna dokununca ağrıyor. Ne yapayım? Dokunma o zaman. Bunun gibi. Hayır, o değil. Parmağın kırıkmış falan. Yanlış yolu anlattık. Ne var amına koyayım? Yanlış yönlendirme Türk halkını falan. Sonra mutlu etmek zor bak. Yani, abi ekmek zorunda. İsim neydi bu arada? Serdar. Serdar. Ya çok zaten müthiş pozitif bir insan. Bir saniye abi. Ben anlamadım. Sen bir yazıhane mi var? Senin bir yerde... Yok, şöyle. Kurumsal bir iş yerinde çalışıyorum. Aslında fonksiyonumun adı insan kaynakları. Ama her türlü şikayette insanlara gelecekte çözeceğiz diyerek onları mutlu ettiğim için mutluluk terapisti oldum artık iş yerinde. Seans yok değil mi sende? Seansları yok. Seans da alıyorum. Ya alıyorum. Hocam bak, seninki dolandırıcı yani... doğru gidiyor yavaş. Ben tam anlamadım. Sen gerçekten mesela... İş yerinde çok herkesi mutlu etmesiyle bilindiği için adına mutluluk terapisti denilen bir insan mısın, yoksa gerçekten mutluluk terapisti yapan yok, bir... Yok, ünvanımın adı mutluluk terapisti değil ama dediğim gibi her problemde insanlara biz bunu gelecekte çözeriz deyip o andaki streslerini alıp mutlu ettiğim için artık mutluluk terapisti olarak kendimi ben tanımlıyorum. Tamam, bir saniye. Çok büyük bir derdi yani şu anda... Depresyonda olan var mı? Depresyon ya da bir sıkıntısı mesela. Olan. Depresyon, hepimiz depresyondayız. Hani bu böyle saklanacak bir varsa... şey değil yani. Hanımefendi babasıyla oğlanla nasıl tanışacağını düşünüyor. Bu konuda mutsuz. Onu nasıl mutlu edebilir? Mutsuz değil misin bu konuda? Yani düşünüyorsun, kara kara düşünüyorsun. Yani evet. Bunun birkaç çözümü var. Ne yapalım şimdi mesela? Birincisi, babasıyla tanıştırmayı çok erteleyebilir. Ta ki bir baba kalmayana kadar ortada. Adam dümdüz cevaplar. Babasını... Abi babasının ölmesini bekleyeceğiz. Öyle yani şey böyle bir ya? Mutluluk terapisti olabilir mi? Genel olarak... İyice üzüldü şu an, iyice mutsuzlaştı. Elimizde genel olarak geleceğe yönelik hep şeyler oldu. Şimdi böyle gelecekte o çözülür, biraz bekleyelim diyerek hallediyoruz her şeyi. O yüzden bekleyelim biraz, ileride tanıştırırız babamla. Ama diyor ki haftaya tanıştırmak zorundayım. Haftaya şey var, yemeğe çağırdı babam diyor. Ne yapacağız? Oradan kurtaramazsın. Ya mutluluk öyle bir haftada gelecek bir şey değil diyoruz. Gelecekte, hep gelecekte. Evet. Senin ben taktiği anladım. Kim hangi derdiyle gelirse gelsin, tek söylediğin şey zamana bırak. Zamana bırak. Şu sırtım anda, ağrıyor, evet, geçecek. Evet. Bir babası süre, geldi, geçecek. Bir süre şu anda elimdeki güçle veya elimdeki şeylerle, aletlerle ancak geleceği erteleyerek... Senin sonu mu mutlu olacak? Bizim kurumumuz için benim elimde erteleme aleti var sadece. Biz ekip olarak geldik buraya iş yerinde. Serdar arkadaşları kim abi? Bir görebilir miyiz? Ha, o müdür mü?
Yok onunla alakası yok. Gerçekten seviyorum. Abi bir şey söyleyeyim. Müdür olsan ben de mutlu ederim ya. Sen çalışanken müdürü mutlu et bakayım nasıl olacak. Zor. Sen zor. Mesela sana geliyorlar işte zammımız çok düşük olmuş. Ne diyorsun? Gelecek. Erteleyin. Erteleyin. Seneye öbür sene. Fazla belki ne? Ölürüz bekle. Sizi alabiliriz departmana. Aynen böyle işte. Çözücü benim de aletim var. Birlikte aletlerim. Aletlerimiz var. İkimiz de aynı aleti var sende. Sizin şirket ne yapıyor hayatım? Güler al. Övecek ya Serdar'ı. Mikrofon verdi. Yani şöyle hem medya tarafında hem de teknoloji tarafında. Medya ve teknoloji tarafındasınız. Evet. Tarafındasınız da. Spor yayınları yapıyorum. Televizyon mu bu? Kanal. Bu ismini vermeyelim. Spor evet. Kanal. Tamam. Evet. Biz bizeyiz. Hangi kanal? Ne var ki kanal? Bein Sports. Bein Sports. Evet. Bein Sports'ta mı çalışıyorsun? Ya? Evet. Samanyol TV değil ya. Hayatım zaten Bein Sports kullanan yok ya. Hepimiz. Şurada alayı IP'ci bunları. Nereye? Çok tatlısın. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Çok şekersiniz. Teşekkür ederiz. Bein Sports. Hoş geldiniz. Ne güzel. Bein Sports'dan bu kadar izlenmek. Çünkü biz sizi izleyemiyoruz. En azından siz bizi izleyin. Bu arada aramızda bayan kuaförü varmış. İki tane hem de. Herkes ikili ikili başlıyorlar. Çok enteresan sanki meslekler şey var. Siz ikiniz. Mikrofon. Mikrofon mu bekliyorsun? Mikrofon. Tadın kaçtı. Hayır canım. Herkes ikili ikili deyince o şey Nuh'un gemisinin şakası aklıma gelmedi. Sık gibi kaldım. Sonra aklıma geldi. Aklıma gelince çok geç kaldık. Böyle boş boş orada. Bazen öyle oluyor. Merhaba. Bayan kuaförü ha? Evet, bayan niye kuaförü. Niye bari şey, her şeyi bayanlar, kadın da bir bayan kuaförü, bayan kuaförü öyle kaldı? Bir şey olsaydı, Nuh'un gemisi gibi bir şey olsaydı yani o gemiye bayan kuaförü alınır mıydı? Yani böyle hangi meslekler alınırdı diye bir sohbet açmak istedim ama şimdi nereye gideceği belli değil, stret. Podcast olsaydı konuşurduk da ne çıkacağı belli değil. Tamam. Ama güzel bir gel. Soruyu bir daha alabilir miyim? Hangi meslekler tamam, olurdu Nuh? Benim sorumu sordu kanki. He pardon. Ne adam sanki ben bu ay peki. Yani siz birbiriniz konuştunuz soru sormadınız onun için anlamadım. Oğlum sen de röportaja mı geldin amına koyayım manyağa bak. Dur iki saniye daha. Allah sen Allah. Sen öyle bir gemi taktı. Ay, hangi mesleği götürdün sen? Özellikle niye bunu bayan kuaförüne soruyoruz ya? Adam sanki gemici geldi sanki. İki ben zaten var. Ay, ben zaten normalde kaynakçı ustasıyım. Ben 13 sene boyunca şehirler arası otobüs kaportacı ustalığı yaptım. Belgen falan var. Alakası var mı? Ama işte şöyle bir şey. Kafalar gitti. Biz 5 erkek kardeşiz. Ben hariç 4 tanesi bayan kuafördü. Bir tek ben sanayideydim. Sonra ben de baktım bana haksızlık oluyor. Ben de bayan kuaför oldum. Hocam onun sorduğu soruyla... Adam yani diyor ki, gemide yer kalmadı mı diyorsun yani? Abi 5 kardeş zaten neresi? Hayır diyelim işte bir tufan olacak, işte insanoğlu yok olacak. Hangi meslekler alalım? Şimdi biz 5 kardeşiz. Benim kızlar bayan kuaför. Ben sana şunu sormuştum. Bence benim sorum daha güzeldi. Niye mi sormaydım ya? Tüm kadınlar bayan 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 denmesinden rahatsız ya. Bir kere bayanlığın yeter falan. Hala bayan kuaförün ısrarla bayan kuaförü kalmasının sebebi ne ola ki? Kadın kuaförü yazmıyor. Yani ama bunların, bayan deyince kadın oluyor. Yani bunların bazen böyle buna ters gelen bayanlar da oluyor yani. Hani söylüyoruz, şunu söylüyorum. Hani bayan demek neden sizin için sıkıntı diyoruz. O diyor benim için sıkıntı değil diyor yani. Hani bunun... Farklı sen de bir farklı kişiye sordun diye. Hanımefendi rahatsız mıydı? Geri kalan 50 milyon kadın neden buna rahatsız anlamadım. Tamam, direkt sordunuz. Mesela konunun bir şey söyleyeceğim. Sen mesela müşterin genelde kadın kuaförlerinde daha yani erkeğe göre daha bir rahatlama, o kafanın geri yatması, daha böyle bir muhabbet falan şey vardır ya bizim gibi değil. Ben evet oturuyorum, abi tepeden açılmış diyor. Amına koyayım sanki bilmiyorsun. Hep moral bozma. Evet. Şey, ne kadar güzel olmuşsun Suzancığım falan filan. Onlar da böyle geliyor, çay söyleyelim, çay hemen, içiyorlar, hemen, kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. Lan biz de hemen beş, hadi sıra geldi, hadi kalk kalk hayvan. Hani yanlardan alıp yolluyor bizi. Bir de başka müşterisi geliyor, ben oturuyorum, iyi müşterisi geliyor, öbür müşteriye geçiyor, benden makas istey. Makası veriyorum. Onu ha, makas dedi. Ben tamamen yanlış anlıyorum. Mantar. Müşterim geldi. Değil mi? Böyle kadın erkek kadın. Doğru, doğru. Neyse yani peki unisex. Siz bir kadına kaç dakika ayırıyorsunuz? Ben normalde kaynak uzmanıyım. Ben kaynak takıyorum. Saç kaynak uzmanıyım ama. Saç kaynak, ha, tabii, pardon. Saç kaynak uzmanıyım. Yani normalde fön çeksen 15 dakikada çıkar ama benim işim en az 2,5 saatte çıkar müşterim. Kaynak dediğim böyle saçın bir kısmına kadar var onu sen onu uzatıyorsun. Evet. Onlar o şey kaç mi para abi? Ya, kaynak kaç para? Saça göre değişiyor. 3 saat harcıyorsun ya bayağı bir emek yani. Yani bir saça normalde 200 adet takıyoruz. Bunun 300 adet taktığımız da var, 400 adet taktığımız da gerçek var. Gerçek saç mı takıyorsunuz? Tabii hepsi gerçek saç. Başkasından gelen saçlar. Evet.
Bu yerleri süpürüler saçlar mı? Hayır, o kadar değil. Mezarlıklardan alıyoruz. Saçmalama oğlum, manyak. Oğlum ben inanıyorum böyle şeyler. Yapma şöyle şeyler ya. Ama saçı uzun ölenlerden mi kesiyorsun? Gece kazıyorlar. Şey, yarın Selma teyze gelecek. Kalk kız. Ölenlerin saçları bir kazıyorlar kelamını. Ay siki gibi lan. Yandakini kaz falan. 3 saat uğraşmışlar böyle. Oy. Oğlum böyle şeyler söylemiyor lan. İnandım ama. Olabilir aslında. Hayır, nereden gerçekten de. Bağışlasa niye bağışlamak? Ya bağışlayanlar da var. Bunları zaten uzatıp bakım yapıp kestirip satanlar da var. Yani böyle perukçulara götürüp saçını düzgün bir şekilde uzattıysan satabiliyorsun yani. Ben saç satıyorum. Satsam kaça satarım mesela? Şurama geliyor. En az senin saçın 50 santim olması lazım. Tamam. En az. 50 yani, buraya mı geliyor 50 santim? Tabii 50 santim böyle buraya geliyor. 50 santim buradan buraya mı geliyor? Oradan tutulmaz ama buradan tutulur 50 santim. Böyle. Niye ama burası saçın başı buradan başlamıyor mu? Saçın başı oradan başlıyor da buradan tutulur kaynakla. Tamam da 50 santim olup olmadığını anlamak için niye buradan hesaplıyoruz? Buradan hesaplarsa buradan 50 santim belki buraya bile gider. Şöyle çekersen. Bence sen buradan hesapla. 50 santim. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Hayır, tamam. Nalbant gelme, at var burada. Dur. Sana böyle çok dedikodu anlatıyorlar mı kadınlar? Ya kocamla şöyle yaşadık işte, amcamla geldi falan gibi. Ya oluyor tabii, aklıma bazen oluyor. Geldi. Her zaman olmuyor ama bazen kocamla, oluyor. Kocamla amcam geldi, dayım düz. Yani işte geldiler, bazen oluyor tabii. Bizde kaldılar ama falan. Ama genelde unisex kuaförler var bu ara çok sık. Evet. Nasıl buluyorsun? Yani normal yani. Şu an bizim zaten çağımızda bay bayan yan yana yani. Kadınlar geriliyorlar ama bence erkeklerin olmasına orada. Çünkü orada en böyle şey halin ya, saçların önüne geliyor. Evet. Karman çormansı şey, falan. Onu o şey sürmüş, alüminyum tutmuş kadın böyle bekliyor kapıda. Şimdi onu gör, kadın o haline gözükmesini istemiyor ki. Kapıda sigara içeceği ama böyle saç. Evet. Ya bazı kadınların saçını boyuyoruz mesela, kapıda sigara iç diyoruz. Yani o haliyle sigara içmeye bile çıkmaya utanan insanlar var yani. Aynen. Evet. Normal, utanmasın da yani. Aynısını birebir amına koyayım. Aynısını aldın. Cem bir şey söyleyeceğim. Bazı kadınlar kapıda böyle sigara... Aynısını birebir aldın, aynısını söyledin. Evet, sanki o taraf duymuyor da sen de o tarafı söyledin. Fazla sen de o tarafı söyledik. Sağ ol kardeşim ya. Çok ya tatlısın. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Senin nerede... Bizim salonumuz Güngören'de. Güngören'de. Bugün salon karizma biliyor orayı ben. Karizma kadın kuaförü. Tıraş 50 TL. İstasyon amiri varmış. Kim? Nerede ben, hocam? Hangi istasyon? Yenikapı'da. Yenikapı'da. Yenikapı Hacı Osman metrosunda. Orada siz gözükmüyorsunuz ama değil mi? İçeridesiniz. Yok, siz. Odadayız evet. Ha vallahi niye gözükmüyorsunuz? Sizle hatta Cem Bey Yenikapı'da görüşmüştük, hatırlarsınız zaten belki. Nerede görüşeceksin ama Marmara'yla orada takılıyor. Her gün Yenikapı'da orada. Yenikapı'da görmüştüm sizi, resim çekilmiştik beraber. Aa öyle mi? Sen bana niye demedin ben istasyon amiriyim, senin oranına gezdim? Söyledim orada. Sonra kart basmayacaktı. Allah'tan söylüyordu. Sen beni sokar size mıydın oraya bedava? Tabii ki, tabii vallahi ki. Valla. Yardımcı Bolle olurduk. Nerede senin simistlerin, nereye sakalıyor senin yer? Vay geliyor. Vay be, orada kanki çok şey yapıyorlar ya, senin kesin haberin vardır. Kendi kartları var. 20 liraya basıyorlar. Evet, yapıyorlar evet. Genç arkadaşlar falan var. Evet, konuştum birkaçıyla da çok da korkmuyorlar yani. Ya onlar da yani bir yasal süreç yok, bir şey yapamıyoruz. Evet. Gördüğümüzde ancak uyarabiliyoruz. Kendi İstanbul kartı var. İşte 15 liraysa da 20'ye basayım, 20'ye geçireyim. İşte bu, biz yapan da bu değil mi zaten? Birlik, İmece birlikteliğimiz İstanbul yani. İstanbul valiliği açıklama yapıyor. Arkadaşlar ne olacak onun? İstasyon amiri ne yapar hocam? Sen mesela diyelim Allah vermesin, rahatsızlandın bir hafta, işe gidemedin. Ne aksar orada? Ya bir şekil olur ama bayağı bir aksam olur. Mesela ne, gitmesi mi durması mı aksar? Ne olur? Yok, gitmesi durması değil de işte istasyonda rahatsızlanan yolcu olur. Kavga çıkar. Bu durumdan çıkar. Oğlum hiç amir yok ya benim... Migrenim aslında. Yok. Buralarım oluyor zaten benim amir. Burada amir yok galiba. Benim başıma bir ağrı girdi. Abi ben dedim valla tekniğim şu anda var. Hayır şu anlamda yani diyor. Yani sen... tek tük olaylarda bir şey olmaz tabii de. Toplu olay olsa sıkıntı olur mesela. Güvenlik konusunda mı? Güvenliği idare etme bizde olduğu için ondan dolayı oluyor sorun. Mesela ekipmanlar var. Yürüyen merdivenler, asansörler. Onlar yürüyen merdivenin durması için de kanka orada A Haber muhabirin olması lazım. Nedense bu arada... Bu arada istasyonlar bana, metro bana çok başka bir dünya geliyor. Yer altında yaratılmış yani olmayan bir yer ya. Evet. Bir de filmlerde mesela sığınaklar, mesela dünya işte yok olacak, uzaylılar geldi, herkes metrolara kaçıyor ya. Evet, korunaklı, doğru. Öyle bir şey olduğunda oraya sığmamız lazım değil mi? Tabii, metrolar zaten sığınak olarak da kullanılıyor. Evet. Yani bir afette, bir olayda sığınak olarak da kullanılabilir şekilde inşa edilmiş zaten. Filmlerde oluyor ya, dışarıda böyle kimyasal bir saldırı oldu, herkes aynen sığınaklara girdi. Orada
kaç gün yaşayabileceğiniz kadar bir şeyiniz var? Yani... Kileriniz birileriniz var mı yani? Yiyecek içecek bir şeyiniz var mı? Yok yok hayır hayır öyle bir şey orada. Yok. Simit sarayı var orada. Sana bir şey diyeyim mi? Bak gerçekten de bu büyük eksiklik. Yani. Buradan bence da yani Kumanyalı... Ekrem İmamoğlu'na söylüyorum. Orayı dengeleyelim. Gerçekten de öyle bir bravo, şey oldu. Kumanya. Yukarıdan bomba at. Bir şey oldu abi. Herkes oraya sığınmak zorunda. Mesela aynen, günlerce orada kalacaksın. Nereden Kumanya? Bence orada konserveler olması lazım. Yani doğru düşünülebilir evet. Ama zaten iki güne patlatır herkes o zaman. Yani, bir şey olmasına gerek yok. Evet öyle de olur. Zombiye yani gerek yok ki biz daha bırakayım. Zombi gibi girerler. Zombi sadece falan İstanbul kartı olmadığı için giremiyor zombide. Yetersiz bak ya. Hadi söyle. Evet. Fazla ya bir şey... Şimdi ara vereceğiz de bir şey söyleyeceğim. Ben bir şaka yaptığım zaman niye beni çalkalıyorsun abi ya? Ya benim sonra YouTube'da şakam dibi böyle diyor. Dibi gelsin diye böyle dibi. Ya abi şaka. Benim şakam böyle diyor. Zombiler ve gidiyor böyle dedim. Ne çalkalıyorsun? Müzisyen. Müzisyen kim? Solist. Kimin arkasında çalıyorsun? Bosporus. Bosporus. Ha mesela o kadar çok müzik aleti var ya. Şimdi biliyorsun saksafonla ülkemizdeki durumunu biliyorsun. Hani başlarken arkadaş ortamında anlıyorsun yani ya muhabbeti işte. O bir rahatsızlık veriyor musun? 12, 12 yıldır çalıyorum ve o saksocu şakası. Hayır hayır. Hayır oraya girip girmedim. Sen evet, ne diyorsun oğlum? Saksocu mu deniyor? Ülkemizde şimdi biliniyor dediği için. Ben hakikaten yemin ediyorum saksafoncu, saksocu dedi. İlk defa saksafoncu kendinden abi duydum. Çok fazla söyleniyor. Ne? Neden saksafon o neden anlamda? Yani niye öyle? Yani benim tahmin ettiğim bir teori var. Neymiş? Yani kim çıkarttığını bilmiyorum da saksafon şimdi 4-5 parçadan oluşuyor. En organik parçası kamış. Kamışa dişiniz değerse ses çıkmıyor. Ondan mı? Ama işte mesela... Kamışa diş değerse ses çıkmıyormuş. Yani kamışa dişiniz değerse ses çıkmıyor. Ha, o yüzden mi? Belki bundandır mesela fagot, oboa, klarnet hepsi kamıştır. Hiçbirine şey... Hiçbirine diş değmemesi lazım. Ama saksafonundaki şeye diş değerse ses çıkmıyor. Dişin değmemesinin önemiyle alakalı... Bir vurgu yapılmış olabilir. Bunu kim olmuş? Zaten aynen, diş değince her şey kötü yani diş... Ya diş zaten değmişsin bir yere. Evet diş yani. Valla bir şey öğrettin bize teşekkür ederiz. Canım. Sana fanus... isim neydi? Önder. Önder sana fanus soralım mı? İsterim evet. Heh. Bildiğin en soğuk şakayı yap. Bu arada herkes soruyoruz. Dişi... Ödüllü. Bayağı ödüllü. İyi bir ödül ha bayağı. Ödüllüyse biraz düşünmeme izin verin o zaman. Aklına gelirse... Olur, var mı olur, soğuk şaka? Soğuk şaka. Şovuralı çimen şov ama çimerek yapmıyorsunuz. Aa. Güzel, güzel, soğuk. Bir soğuk de bak... Kimse bir zarar gördü mü? Hayır, iyi. Görmedim. Güzel, yani şöyle güzel bir... O kadar kendim yok, şöyle bak. Şovuna dışı ben şu ama çimerek yapmasın, böyle bak. Hayır, insanlar birazdan idrak edecek. Hemen. Hayır, hayır. Güzel. Bakın, soğuk şaka bak, işte etkisini yani gösterdi. Hiç soğuk yok şaka etkisi evet, buydu evet, yani. Doğru, evet, korktuk ama etkiyi gösterdi. Soğuk şaka böyle olur zaten. Aynen. Herkes böyle kalır. Çok güzel, güzel. Lütfen. Bir ampulü takmak için kaç tane alman gerekir? Kaç alman gerekir? Bir, çünkü onlar hem çok efektif çalışır hem de... Espriden hiç hoşlanmaz. Güzel, güzel. Biz ampul deyince başka şeyler geldi aklımıza da o yüzden. İyi. Süper. Ay, ver, ver, ver. Bir arkadaşım vardı, bir türlü uyuyamıyordu, diğer türlü uyudu, yattı uyudu. Aa, süper, süper. Harika. Güzel, soğuk. İnsan açığa merak ediyor, nereye soğuk gidecek bu konu. Tamam. Harika, çok güzel bir yere getireceğiz. Ver yani bakalım, başka gidecek var mı? Hadi. Bizim evdeki buzdolabı o kadar büyük ki buzdolabı poşetine bile sığmıyor. Ay özür dilerim. Komik lan bu. Süper lan bu. Güzel güzel. Başka? Başka. Hadi hadi. Vardır lan. Fuat yok mu sende bir şey? Stand-up paylaşı yaptı. Evet normal konuşunca da. İnsanlar ya öyle... Kanka çok güzeldi bence. Ya tatlı tatlı da olsun. Kolay mı lan öyle çıkıp bir anda yapmak hazırlıksız? Önden. Sana şey yaptık. Sen normal. Sana Cem'in selamı var. Hangi Cem'in? Sibil Cem. Buna bu kadar 10 dakika gülemezsin ya. Sana Cem'in hangi Cem'in? Ya yerim seni. Ver. Hemen hemen hanımefendi. Bir tane şöyle bir şey vardı. Diyor iyi ki İtalya'da doğmamışım. Neden? Çünkü İtalyanca bilmiyorum. Güzel. Bana kimi selam var? Sana Fazlı'nın selamı var. Kimi? Fazlı'nın. Hangi Fazlı? Selamı. Sivil Fazlı deme sakın. Fazlı Bolu. Arkadaşlar sinirlerim bozuldu. Ne haber? İyidir senden ne haber Fazlı? Dümdüz bir şey söyleyeyim. Senin gülüşün zaten güldürüyor bir şey. Oğlum çok tatlı adam. Sen ne desen gülüyorsun. Oğlum biz seni izlemeye başladık. Sonra Fazlıcı olduk. Sonra bir aradık Cem'e haksızlık yapıyoruz. Biraz Cem'ci olalım.
Hayır ben şıpıkı... Hanım dedi ki hangi cemci? Sivilci. Lan yeter lan! Sivil cemci. Sen de kamuflaj giy çık kardeşim. Böyle sivil sivil çıkıyor. Allah bu kadar deşti zor hiltiyle geliyor. Nasıl böyle iyi mi böyle? Sen ne yapıyorsun? Adam gitti kafa gitti lan. Kamuflaj giy kardeşim. Niye? Sivilce misin çık? No. O cem popur cem. Oğlum bu ne işti lan? Arada. Sen ne yapıyorsun? Biraz bekle, birazdan geleceğim. adam s**tın demeden bir hemen şey geliyor. Oraya doğru geliyor. Gelsene ilgi. Ya arkadaş, sponsoru reklam bağlayacaktık ama biz om olarak şey yapamadık. Reklam da aynı dolayı yaptık. Arkadaşlar. Seni birazdan om ile temizleyeceğim. Ya bravo. Ama güzel. Nasıl? Ama bir dakika, şimdi biliyorsunuz ki soğuk şakalar aslında ilk başta bir antipati yaratıyor gibi geldi ama nasıl eğlendik gördünüz. Demek ki hiç zararı yok. Arkadaşlar, Omo Active Fresh Cold Power ailesiyle düşük sıcaklıklarda bile lekeleri çıkarabilirsiniz. Nasıl soğuk şakalar zarar vermiyorsa hiç kimseye, Omo Cold Power'da düşük sıcaklıklarda bile lekeleri çıkarıyor. En soğuk suda bile suya gerekiyor. Elbiseyi göster, korkudan temizlenir. Öyle lekeler kaçıyor. Anam Omo geliyordu. Açıklamadaki linkten ürünü satın alabilir ve hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugünkü sponsorumuz Omo Cold Power'da. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Omo. Sağ olun. Ay İsmer. Sinek var. İşte Omo geldi, sinek geldi. An öldü. Fazla ne yapıyorsun oğlum? Ahmet Çakar gibi yemeyeceğim. Gördün mü Omo'yu? Omo'yu gördün mü? Fazla sineği öldürdüm lan resmen. Hani ben daha bugün kara sineklerin nefesini çok iyidir diye tuz atmıştım. Ben hayatım ilk defa böyle kaçam ele yapsam. Herhalde sinek böyle... Kankam ya, kankam ya. Ya sen ne biçim adamsın ya? Öldü. Yok yok, temizledim. Bir şey fazla bak, bir şey bak. Sineği yakalamayı anlarım. Sinek içinde buz buz yapar ya. Nasıl öldürdün oğlum? Omo Cold Power'la. Omo Cold Power. Daha lekeyi getirme ihtimali olanları da öldürüyor. Adam o kadar soğuk şaka yaptı ki sinek bile kafayı yedi ama. Anestezi teknisyeni varmış aramızda. Kim? Konuşabilir miyiz? Hemen verelim. Çok sağ ol. İsim neydi hayatım? Ayşenur. Kimle geldin? İş arkadaşımla geldim. Zorla getirdim gibi bir şey oldu. Aslında. O da anestezi teknisyeni. Hayır. Asistan. Senin asistanın mı? Hayır. Doktor asistanı kendisi. Aynen. Üroloji. Okey. Ürolojiden. Ama daha asistan. Küçük pipilere bakayım. büyük müşterinim ben senin. asistan. Şey, bir şey söyleyeceğim. Sen gerek siteni hayatım itiraf yazmışsın. Evet, doğru. Ben çimenin başından beri takip ediyorum sizlere. Yani ki Fazlı'ya çok fazla sinirliyim. Düzenli olarak işte Cem'i kötülüyor, ediyor vesaire. Bu ilişki babında işte boşanmış. Ben 2 yıl önce boşandım. Bunu düzenli olarak yapıyorsunuz. Her seferinde aynı şekilde. Baba bana giydiriyor. Hadi seni itiraf değilse itin götüne sokmalı seni. İyiyle başlayalım. Dur ama. Dur. İsmi değil hayatım. Seni koruyorum şu an. Ayşenur. Ayşenur. Benim boşanma şakaları... Ama ben bir şey 4 sezon hiç yapmıyorum. Yapmadım mesela. Biraz önce... Daha yeni yaptınız. Yaptın mı? Evet. Demek yavaş yavaş bitireceğim. Yani... Gelecekte bitireceğim. Gelecek yaptım ben onu. Şöyle bir şey mi? Mesela aslında diğer boşanan insanlara da şöyle bir algı mı yaratıyor? Yani bir sizin travmaları mı hatırlatıyor boşanma şakaları? Hayır. Tam tersine. Yani insanlar böyle hayatlarında güzel anıları da olur, kötü anıları da olur. Ki güzel anılar biriktirmişsin ve bitirmişsin. Bu çok iyi bir şey senin için. Ben aslında onu var ya Ayşe, sen de hazır söylemişken açıklayayım. Ben o boşanma şakalarını Cem daha kolay atlatsın diye yapıyorum aslında. Ben... Arkadaşça yapıyorum yani. Sen mesela bunu izle... 2 yıl oldu amına koyayım. Ne zaman atlatacağız daha? Hayır. Yani üzerinden şaka yapalım. Hani artık umursamasın falan diye. Yoksa hani hep böyle o şeyde kalacak yani, arada kalacak. Mesela sen izlerken aynı şeyi hissetmiyor musun? Ben sizler de hissediyorsun zannediyordum. Kaç yıllık evlilik bitti Ayşe Nurcuğum? 1. Ha, senin çok yeni oldu bir hemen. Evet. Seninki de 2 yıl oldu, benimki de 2 yıl oldu. Pardon. Ha, evliliğin biteli 1 yıl. Evlilik biteli 2 yıl, evliliğin süresi 1 yıl. Peki o zaman sizinki şöyle mi oldu? İlk 1 yıldan önce boşanılamıyor ya. Önceden karar verdiğinizde beklediniz 1 yılı mı? Yani 13. ay. Denk yani. Boşanacaktınız da onu. Tamam, ha tamam. 8. ayda karar verdik, bekledik değil. Peki bu itiraf ne? Yani o evet, muhabbet hayatım, ne? O ne itiraf? Cem'in başından sonuna kadar takip ediyorum. İstemsiz bir şekilde bütün videolarını izliyorum. Ve hani insanlarda şöyle bir algı var. İşte bir şeyleri erkekler yapmalı.
Ben buranın burada çekilmesini istemiyorum kesinlikle paylaşılmasında. O ne bu çekim nasıl? Ben götür abi bırakayım kameraları. Çay sigara için siz de gelin abi. Aga siz de 5 dakika çıkın bir şey konuşuyoruz yengenizle. Bir saniye lan dur muhabbet nereye gidiyor? Arkadaşlar herkes bir böyle yapabilir mi? 2 dakikalık. Bu da yapıyor manyak. Yerim ya. Teşekkür ederim. Enerji verdin. Ya ben şu evlilik teklifleri vesairesine es geçiyorum her şeyi. Başından sonuna kadar takip ettiğim için. Allah teaser mı geliyor yoksa başım işim dönüyor. Onu anlayamıyorum şu anda. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Ama yayınlarız bunu. Ne diyeceksin bilmiyorum. Şimdi konuşuruz onu durum cevaba göre konuşalım o zaman. Neyin cevabı? Çünkü bir soru soracağım size. Kime? Size. Bana. Evet. Hayallerim bir gerçek oluyor. Ama bir şey... ne diyecek kız? Ne soracak lan? Bir dakika Ayşe Nur, bir saniye. Evet bana. Aa, ben vermem. Nasıl ya? Bir dakika dur. Dur. Ya, evet. Şaka, biz yanlış aldık. Kendin çünkü manyak oldu. Bir şey değil mi? Hayır. Heyecandan manyak oldu. Biz yanlış aldık herhalde. Biz bir şey yanlış mı aldık ya? Yo, doğru aldınız. Dur sen bir... Ne? Hoşuma gitti hatta. Ben söylemeden siz söylediniz evet diye biraz önce. Ben ama öyle evet dedim de. Sen bir şey diyeceğim. Gerçekten de... Sen ben çok ciddiyim. Şaka değildi. Ne konuda ya? Ne oldu ki ya? Yani... Hayır, Ayşe bir şey o bu, bu, arkadaşlar. Ya hayır arkadaşlar durdum. Kulakları kapatın tamam özür dilerim. Hayır sen şimdi geyik olsun ben diye mi yapıyorsun? Hayır bayağı ciddiyim. Çok ciddiyim hatta. Başından sona kadar takip ettim. Her şeyini biliyorum. Aynı şekilde hani kendimi biliyorum ve ben öyle geldim. Ne diyor ne diyor geldi ne? Diz mi çökeyim bir tek Cem? Şampiyon. Azmetti. Yıllarca vazgeçmedi. O gün bugündü. Valla şu yüzüğü versene kanka. Kanka. Al. Koş. Ya ben valla hazır değilim. Ay bir dakika. Bir şey... Sen evlilik bir teklif ediyorsun ciddi. Baya. Benimle evlenir misin Cem? Oha. Gerçek mi? Şaka mı? Salak. Gerçek mi? Evet. diyor ki şaka mı yapıyorsun? Allah. Bir saniye lan. Allah ne düşüneceğimi şaşırdım şu anda. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir tarafta evlenirse boşanma şakası yapamayacağım artık. Bir dakika bir şey. Sen dur ben hemen vermem. Önce ya bir sana ne oluyor? Sana ne oluyor ya? Bir dakika sen. Hayır. Maaşın ne? Kaç kazanıyorsun? Çocuğumuzu bize herkese... Dövmen var mı dövmen? Dövmeni var. Yaptırırız beraber. Benim adımı yazar. Ben onun adını yazarım. Ben okeyim bu arada. Sen ciddi misin? Arka ben bayağı ciddiyim. Şaka değilim. Bebeğim yani... Bir saniye. Sen şey nasıl sevdin ya? Nasıl ya sırsın sana ben konuşayım ya. 2 saattir sen kimsin ya? Ya bu kaç? Görüyor musun? Ya böyle bir şey var. Kör mü lan bu? Güzel kız oğlum bu. Ya daha bir şey soracağım kanki, bir şey soracağım. Bak beni var ya köksal babaya çevirdin ama. Ya yemin ediyorum. Ya ben çok heyecanlandım. Şuna... Masa kalkıyor. Ya oha ya. O mu kanka ya? Ya hayır. Ben o kadar mutlu oldum ki şu an. Ya bir dakika sen bir kere, sen bu işin neresisin bir dur ya. Şimdi bak evlenme teklifleri çok şeker, gerçekten çok kibarsın. Romantik bir şeydir ya. Birbirine teklif eder. O yanda sen beni niye sarsıyorsun o sıra ben ya? Ben sadıç. Hadi seni arkana vuracağım. Benim romantik olma şansım yoktu. Bir tek buraya çıkabilir. Sen bu arada özgüven için çok teşekkür ediyorum çok sana. Helal olsun. Ederim. Bunu söylemek çok büyük bir erdem. Yüce ruh. İnanılmazsın. Bakalım karşı taraf öküz mü ona bakalım. Oğlum böyle bir pozisyonu... Şu kızın yaptığı iş kolay bir şey değil biliyor musun? Herkesin içinde helal olsun. Ciddiysen ama. Ciddi değilsen ayıp olur. Bence bir yanına gelsin. Sen önce git babasıyla gör karış. Sen karışma bir kere. Yaptırmış buraya kadar metalika dövmeleri. Tamam. Burada şeytan var. Trabzon'a gidiyor o şeytan da. Bak seni nasıl kıbleye doğru dönecek babası bak gör. O şeytanın kendi namaz kılacak bir dövme, o dövme şeytan. Nasıl? Erkek. Şu anda Cem hünerlerini göstermeye başladı. Sikerim lan seni. Erkeğim lan ben.
Aslan ya. Aslan. Hay Allah'ım ya. Kök savunma ya. Bu arada sen yanındaki... Aa, ya. Niye ürolog? Hani ne olur kontrole mi getirdin? Kıskanmaya başladık. Kıskanmaya başladık. Çıktık geldik. Kıskanma diye bir kontrole mi getirdin? Kimse yoktu yanımda. Cem Bey'le bir görüş bakalım. Ürolog bakalım. Bir şey değil mi? Ne yapsak? Biz çıksak mı acaba böyle hani ya? Çok rahatsız ediyor muyuz? Hayır bir dakika arkadaşlar. Şimdi çimen... Çaya mı çıksın? Hayır her şey gözümüzün önünde olsun. Çaya çıkmasın da. Bir tane bu arada Ayşenur yani sonuçta... Allah Allah. Sen hazır mıydın lan oğlum, böyle bir şeye? Ben hayatımda hiç evlilik teklifi almadım ki ya. Ya bir dakika. Gel şimdi tabii Ayşenur'da ben şakayla karışık. Yalnız şöyle bir şey ben de etmedim kimseye. Şey. Ne diyeceksin? Ya çok da hassaslı bir şey. Bir beyaz kıyafet var mı deneyelim. Tam konumlandıramıyorum arkadaşlar. Hayır, gel işte Ayşenur çok şeker yani çok ince anlıyorum hislerini. Seni buraya nasıl çıkardıysak indirmesini de biliriz. Ay. Ölüyorum burada ne var kanka? Ayşe'ye çok teşekkür ederim. Geleneksel Cem Cemişler. Gerçek değil mi ya? Hayır, özür dilerim. Ulan bari güzel kız seçmeseydiniz ya. Dur sıra bende Ayşenur. Ay şakaydı ha. Ama hayır dedim bana biraz önce. Hayır demedim ben. Hayır demedim, hayır demedim. Bilet alıp gelmişsin. DM'ye hemen girecekti o. DM'den yazacaktı. Şey, çıkışta çay içeriz. Ulan o da şaka çıkar. Gene bir maytap gelir oradan. Ay Ayşenur şimdi bunlar hepsi hiç şöyle... Sen bunların kankam. Hepsi... Ne oldu şimdi? Bak gördün mü fazla bu sefer de... oldunuz ha? Bak bir önceki şakasında çok üzmüştüm onu. Eski işte karısı yeni sevgisiyle gelmişti. Şimdi de başka türlü bir hayal kırıklığı tersten. Bu sefer de tam olacak mı derken olmadı. Evet. Seneye de çocuğunu kaçıracağım. Ulan bir şey söyleyeyim mi? Oğlum çok mutlu olmuştum lan. Yani ha şöyle evlenelim dedi. Hayır. Ama dur şerefsiz. Evet demedi gördünüz mü? Hayır demeye gidiyordu. Nasıl hemen ne bir kadın evlenme teklifi. Evet. Bu da yani o da istemez. Ben şimdi siz sen kimsin ya? O da Serhat'ın arkadaşı. Her sene Serhat. Ya Serhat sikeceğim seni belanı. Ne zaman gösteriye gelsin hep bok oluyor ya. Serpil'le olan şakada da senin arkadaşındı. Serhat, benim tüm arkadaşlarım Cem tanıdığı için Serhat sağ olsun bu konuda. Serhat dünyanın en iyi diş hekimidir. Yanındaki hakkında yorulur mu? Aynı regende çalışıyorlar. Ben de orada anestezi sorumlusu. Ayrı ayrı tuttuk. Yanındaki yorulur mu hakikaten? Üroloji asistanı. Hakikaten üroloji asistanı. Bu şaka da olsa bir erkeğin hayalleriyle. Ben hiç ulan bunu nasıl yaptınız lan? Senin de ayrı Allah belanı versin Serhat. Ya fazla niye aklına böyle şaka geldi? Bu arada pastada da fark ettiysen tek başınasın çünkü. Her zaman olduğu gibi tek başınasın. Peki, buraya bu bir pasta... damat şey gelinlik yok fark ettiysen. Pasta niye? Pasta niye? Allah aşkına damat mıyım? Asılmış mıyım? Bu nasıl bir tasarım ya? Ama dur. Kafam buradan çıkıyor. Dur. Ben bir şey. Cem İşçiler benim hakikaten doğum gününde müthiş bir hediye almıştı. Şimdi şaka bir yana. Gerçekten de özür dilerim eğer şey yapmışsan bozulduysan. Çok sikim değil de. Ayşe'ye çok teşekkür ederim. İlgicim benim hediye sana zahmet. Bana deri ceket aldı. Ben de o ayarda... bir şey diyeyim mi sana? Maddi olarak düşünmeyin. Maddiyatın hiç önemi yok. Ben kitap en büyük hazine değil midir abi? Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Ben elimden geleni yaptım. Yani illa sana deri ceket değil, en büyük hazinemiz kitaptır. Ve bu kitap senin çok işine yarayacağını düşündüğüm için bu kitabı aldım. Az da bantlamışsın. Bir de güvenlik görevlisi koy senin içine. Kitabı da kargodan geldikten sonra... Kamera göstersene kamera. Mutsuz evlilikler, boşanmalar. Kameraya göster, kameraya. Kameraya göster, reklam. Şuraya bak. Bu kitapta... Allah aşkına, açtım. Evlendikten sonra namaz kılmamaya başladım. Allah aşkına, Allah aşkına. Bana verdi şey. Duygusal ve cinsel olarak eşimle uyuşamıyorum. Ne diyecektin kanka? Gerçek olsaydı ne yapacaktın? Oğlum böyle bir gün bir seyirci gelse dese ki evlilik teklifi ne yapacaksın sadece? Hayır bir kere çok mutlu oldum. Şimdi evlenmeyi düşünmek için o bizi... Ya bana cevap vereyim ya.
Hayır şimdi sen sonuçta bizi izliyorsun ya. Sen olarak demiyorum yani. Sen o karakterindeki sen. Demek oğlum ki şunu üfle öldük amına koyayım dumanla. Oğlum şunu üfle öldüm amına koyayım dumanla. Doğum günü bastı üfletmeye bak amına. Dilek tuttu mu? Dilek tuttum. İnşallah. Şu kız olsun falan diye. Bravo Cemişler. Sağ ol, teşekkür ederim. Vay arkadaş. Alalım hayat. Alalım yani programa dönelim. Bu seriyi de bitirdik. Şunu söyleyeyim de öyle. Tabii. Şu hissettirdi bana. Şimdi sonuçta böyle birisi yani, tanımadan kimse gibi şey ama işte, izlemiş, tanımış, sevmiş ve bir ev... Şunu da alsana bebeğim. Niye ya kitap dursun ya şurada? Tam sen cevabını alacaktık. Ama bir tanem tanımıyorum. Sen şimdi bir tane adamın kapıyı çalsa. Çaya çık olur mu ya? Çayla bırakılır mı falan? Oğlum bir şeyler içelim mi? Kankim ya. İyi. Vay be. Seni de üzdük. Cemil bu seni de üzdük. Yıllardır evli olan biri var mı? 9 yıllık tamam. Çok güzel bir. Şimdi bunları soracağım sana tamam bakalım. Farz misal hani diyelim tabii, ki. Tabii diyelim. Ha, diyelim. Çok öyle bir şey yok. Baksana kadın kolları öyle bir kalsın. Cevap ver bakayım göreyim. Sonra şimdi burada bazı boşanmış insanların yaşadığı problemler var belli ki. Tamam. Mutsuz evlilikler, boşanmalar. Boşanma sürecinde başka bir kadınla görüşebilir miyim? Görüşemem. Oğlum kadına mı soruyor manyak? Görüşemem. Aşkım ne diyorsun? Eşimin ailesi beni kötü anlatıyor. Anlatabilir. Anlatıyor mu? Anlatsın. Eşinin ailesi seni seviyor mu? Sever. He? Sever. 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 Aa sevmiyor. Niye vallahi, sever? Vallahi neden seni sevmiyor? Yok sever. Gerçekten sever. Tatlı bir adamsın. Severler. Tabii aradım ama açarım. Ama galiba yani. Tam da böyle... Bir şey de seviyor nasıl test edebiliriz? Ne kadar sürede bir görüşüyorsunuz? Mesela. Her cuma ararım. Hayırlı cumalar diye ararım. Her cuma ararsın. Tabii ararım. Sık sık gitmiyorsunuz ama yani. Çağırırsa mecbur gideriz. Çağırırsa mecbur gideriz. İnanılmaz değil. Tamam önemli olan kendin gitmen oğlum. Adam çağırırsa bir gideceksin. Tam üstü bir soru soruyorum sana. Eşimin ailesiyle yaşamak istemiyorum. Yaşamıyorum. Biliyorum. Ama boşananlardan bir yani... Yarın öbür oldu dedik, öyle bir şey oldu. Oldu ki öyle bir şey oldu. Sağ yaşarım bırak. Abi. Bir de kira yok, sağlık, elektrik faturası yok. Hayır, onlar sizde gelecek. Yok abi ben öyle öderim. Elim öyle bak neydi? Öderim, yok öderim. Yok abi, aşkım. Arkadaşlar teşekkür ederim. Çok güzel bir, gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Şimdi gecenin en akıla kalan izleyicisini konuşacağız. Gecenin en akıla kalan izleyicisine hediye sepetinden, hediyesepeti.com'dan da satın alınabilecek çimen ürünlerini hediye edeceğiz. Ben çok güzel ürünlerimiz var gerçekten yeni sezon için. Fotomodel Berke, Trabzonlu kayınpederinden kız isteyecek. Arkadaki Nalbant arkadaşlarımız. Çok tatlısınız. İnsan kaynakları müdürü değil, mutluluk terapisti. Gerçekten. Kadın kuaförü arkadaşlarımız. Yeni Kapı istasyon amiri arkadaşımız. Bir de soğuk şaka bulamayan saksafoncu müzisyen arkadaşımız. Türkiye soğuk şaka uzmanı beyefendi. şey en çok az değil mi? Unuttuğumuz başka yok. Var mı aklınıza tamam. Yemin? Bu ya o alkışı geçecek birisi. bana evlenme teklifi şakası yapan Ayşenur. Aa, Ayşenur'la şey yarışıyor. Bence bir daha alkış atalım ikisini. O zaman Ayşenur'la senin ismin neydi hayatım? Tanju. Ayşenur'la Tanju tekrar alkış atacağız. Çünkü onlar finale çıktı şu anda. Soğuk şaka uzmanı Tanju. Daha soğuk şaka uzmanı Ayşenur. Var mı içeride bir tane daha? Tamam ikisi eşit geldiyse tamam, bir ona bir ona verelim. Tanju ve Ayşenur'a birer tane verelim. Hediyesepeti.com'dan da alabileceğiniz ürünlerimiz. Bu gecenin akılda kalan izleyicileri Tanju ve Ayşenur'a hediyemizdir. Teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Çimen'in gençler harika bir akşamını daha geride bıraktık. Hep beraber sizlerle beraber güzeldi. Çimen her zaman olduğu gibi ilk başta birbirini hiç tanımayan kalabalıkların birbirini çok tanır halde ayrılmasıyla sonuçlanan mükemmel bir akşam oldu. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki siz geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzelsiniz.